Yani ne kadar kadersiziz. Siz anlattınız doğru, mücadele vız gelecek tırız geçecek. Orada sorun yok ama. Yani dön baba dönelim, hala diyoruz ki kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet. Kaç yıl evvel söylenmiş, bugün aynı şey söyleniyor. İşte bunu değiştirmek için az kaldı. Bu ruhu değiştirmek için, bu zihniyeti değiştirmek için az kaldı. Rahmetli Demirel der ki, hakların askıya alınışını alkışlayan bir meclis olamaz. Çünkü o askıya alınan hak, burada oturan kimselerin ne şahsi hakkıdır ne de malıdır. Onlar birer hak olmaktan ziyade bizi buraya gönderenlerin verdiği bir görevdir. Hakların askıya alınışını alkışlayan bir müessese kendi lüzumsuzluğunu da ilan etmiş olur. Şundan emin olun ki milletin haber alma hakkına göz dikenleri unutmayacağız. Milletin kendisine verdiği kutsal görevi, hak bilenleri, kendi hakkı bilenleri, emanete hıyanet edenleri unutmayacağız. Yüce meclisimizi lüzumsuzlaştırmaya kalkanları unutmayacağız. İyi Parti olarak milletimizin bu en temel hakkını sonuna kadar savunacağız. Değerli dava arkadaşlarım, yaz aylarının gelişiyle birlikte iklim krizinin yol açtığı yeni felaketleri izliyoruz. Görüntüleri ve haberleri endişeyle takip ediyoruz. Geçen sene yaşadığımız korkunç günlerin bir daha tekrar etmemesi için dua ediyoruz. Ancak uzmanlar Akdeniz'den gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkisi altına alabileceğini söylüyor. Bu durumun yangın afetlerine ve orman yakan hainlere davetiye çıkartacağı aşikar. Nitekim daha dün akşam Marmaris Bördübet'ten felaket haberi geldi. Gelen bilgilere göre yine uçak yok, yine hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları, bol miktarda amaset var. Bu nedenle iktidarı bir kez daha uyarmak istiyorum. Geçtiğimiz sene günlerce yüreğimizi yakan, nefesimizi kesen ve canlarımızı alan yangınları unutmadık. Muğla'daki yangınlara gittiğimde il başkanımız arabanın içinde ağlayarak dedi ki, yangın başladı, yayıldı. Ormandan anlatamayacağım bir çığlık, bir ağızdan bütün hayvanların sesleriyle bir çığlık yükseldi ki, başkanım, bunu ben nasıl unutacağım? Onu unutmayalım ki bunlar olmasın ve muhterem iktidar, siz de unutmayacaksınız o çığlıkları. 13 makam uçağınız olmasına rağmen yangın söndürme uçağımız yok diyen kepazeliği unutmadık. Siz de unutmayacaksınız. Ağacına, ormanına, cennet doğasına sahip çıkan milletimizin nasıl yalnız bırakıldığını unutmadık. Siz de unutmayacaksınız. Unutmayacak ve bu sefer çok daha geç olmadan gereken önlemleri alacaksınız. Bu sefer de beceriksizliğiniz, ihmaliniz ve hatanız yüzünden aynı felaketi yaşarsak bizim de milletimizin de iki eli yakanızda olacak. Bunu da böyle bilesiniz.